ruhuna bana aşık. Ben gölge denen yazara hayranım. O zaman ben Tuna'ya mı hayran? Çok sıcak davrandım ya. Bayram değil, seyran değil. Niye öpsün ki beni yoksa? Ben yap. Sen az daha asistan Deniz'i öpmüyordun. Sen az daha kendi Deniz'ini öpüyordun. Saçma sapan bir hayal işte. At kafandan gitsin. At. İtiraf et Zuzu. Gündüz buluşmalar, gece ağlamalar. Yiğit'e aşıksın hala. İrem Hanım. Atamıyorum arkadaş. Kızı kafamdan çıkaramıyorum ya. Bunca yıl sakla. Michael sıkıştırınca göl yolunu itiraf et. Mal. Şeyler yapıyorum. Hala bu adamı mı seviyorum? Bir de Tuna'dan kaçıyorum ya. Niye bu kadar karışık her şey? Sanki daha önce hiç özür dilemedi. Özür dileyeceksin, geçecek, gidecek abi. Bitecek. Özür dilerim. Özür dilerim, özür dilerim. Ya. Sevdiğinin kim olduğu belli. Senelerdir aynı kişi. Deniz Aslan. Asistandan uzak dur Yiğit. Tek yapman gereken bu. Asistandan uzak dur. Ne yapacağım şimdi? Kaç Deniz, kaç. Nereye kaçılır? Michael, günaydın. Michael, konuşabilir miyiz? Dark. Michael, konuşabilir miyiz? Beste yapıyorum.
bilmiyorum ama. Ve son notasına kadar bak kulağımda olması lazım. Zaten takılı değil. Bu bir motivasyon şekli. O yüzden öyle yapıyorum. Anladım Michael. Bir daha söylüyorum. Konuşabilir miyiz? Yiğit Bey beni çağırmıştı. Yiğit Bey'in seni çağırabilmesi için şu an ofise gelmiş olması lazım. Keza adam burada yok. Yanık bir şey kokuyor. Kablo falan mı yandı? Duydun mu? Benim beynim yanıyor May. Yiğit Bey, bakar mısınız? Günaydın. Günaydın. Sen benden kaçıyor musun? Ya ben senden nasıl kaçabilirim ki? Hüseyin boldu düşün. Onun ayakları 2,5 metre bir pabuç. Seninki 2 metre pabuçların. Acaba benimkiler kaç metre? Ben bir mezuru falan bulayım, onu ölçeyim. Yiğit Bey, beni çağırıyor demiştim. Yiğit Bey! Asistandan uzak dur. Toplantıda konuşuruz. Ne yapıyorsun asistan? Ciddi bir görev peşindeyim. Ne istiyorsun? Hatırlatmak istiyorum. Çünkü hatırlat demiştiniz. Ne olursa olsun hatırlat demiştiniz. Çok önemli bir şey. Bunu hatırlatmazsan olmaz demiştiniz. Kovulma riskin bile olsa hatırlat demiştiniz. Yani 20. yıl kuruluş balo. Balo. Aa, ben arabada bir şey unutmuşum ya. Ama süsler için mi? Kedi merdiveni yapardım ben. Ekmeği almayı unutmuşum değil mi? Ekmeği alayım sonra geliriz. Ben markete gideyim. Hadi gel artık, gel gel gel. Sakin. Asistan, ne işin var senin burada? Asansörde ne işin var senin? Az önce ofiste değil miydin sen? İş olarak ben dolaşıyorum. Asansörleri dolaşıyorum. Tek tek kontrol ediyorum. Yukarıdaydım, şimdi aşağı indim. O şekilde. Siz? Ben yukarı çıkacağım. Tamam, birlikte çıkalım yukarı. Buyurun. Çıkmayalım. Çünkü asansörü fazla yüklememek lazım. Sen in, ben çıkayım çünkü benim işim acil. Önemli. 1000 kilo. Bin. Binin, binin. Bin alıyor. Bilmeyeyim. Kilo. Doğru söylüyorsun, kilo. Ben bu aralar biraz kilo aldım. Benim asansör yerine merdivenleri kullanmam lazım. Spor olur, iyi olur. Ama Yiğit Bey, fitsiniz zaten. Buyurun lütfen. Ayrıca alsanız ne olacak ki? Biz küçükken de... Aşağı of. Şey... Biraz kırgın gibiyim ben. Biraz daha arttı. Öpmeyeyim. Aşağıya mı? Aşağı mı ineceksin? Ha? Aa, bir dakika. Gelemezsin. Önceden sözleşmedik ki. Keşke söyleseydim. Ben arkadaşlara şimdi söz verdim. Ayıp olur. Onlar da baş başa olacağız diye kızlar. Neyse. Üzgünüm ya. Neyse, görüşürüz. Uzarsa tatsız olur. Şu isteme olayının çabuk hallolması lazım. Ayrıca Deniz'i Yiğit'ten uzak tutmanın bir yolunu bulmam lazım. Böyle dip dibe olmuyor ama... Ama ne yapacağım? Ne yapacağım? Gazi, kolay gelsin. Hayırdır ya Yiğit Bey? Hayır hayır. Nasıl, işler güçler, her şey yolunda mı? Ne bileyim, biteceği kahveden şirket batmaz herhalde. Sana sormalı, nasıl işler? Tabii tabii. Hı hı. İyi. Zaten çayı artık çok dert etmeyin. Çay yerine kahve zehri kullanıyorum. Daha güzel oluyor, böyle kekremsi bir tadı var. Fark ettiniz değil mi bu son verdiğim çayda?
Tabii tabii, çok çok lezzetli oluyor. Ben gerçekten çok beğeniyorum, eline sağlık. Böyle beni dinlemediğinizde size bayılıyorum ya. Vallahi. Mesela ben şimdi... Hacı, aramıyor sormuyor hiç. Hacı ne arıyorsun ya? Vallahi dinlemiyor. Peki ben şimdi size bir iki tane hakaret etsem. Mesela zibidi desem. Ne bileyim böyle gıcık desem. Böyle kendini beğenmiş desem. Doğru doğru tabii, iyi, iyi dersin, doğru dersin. Doğru söze ne hacet? Ne? Desem mesela de demez insan kanka. Gazi, beni böyle önemsiz konularla uğraştırma. İşimize bakalım, işimize. Pardon, pardon Yiğit Bey, pardon. Ama biraz dikkat edersen asistan lütfen. Tabii ki de. Bunu söylemenize bile gerek yok. Siz şimdi dikkatinizi bana verin. Ben de asistanınız olarak tüm dikkatimi size veriyorum, tamam mı? Çünkü size söylemem gereken çok önemli bir şey var. Çok önemli bir şey konuşuyorduk Gazi ile biz. Değil mi Gazi? Tabii çok bayağı önemliydi ama bayağı önemli meseleler vardı. Ben karıştırdım, bu hangi önemli şey? O dediğim meseleleri öyle halledelim Gazi, tamam mı? Neyi? Kahveleri Gazi, kahveler. Tamam, hepsi sade olsun. Hepsi sade. Niye? Sen onu sade yap. Evet. Söyleyebilir miyim artık? Sonra. Ama siz de dikkatinizi bana verin. Ben bir konuşabilir miyim Yiğit Bey? Sonra asistan, sonra. Madem çok önemli, git konuş. Böyle orta şekerli. Ey Allah'ım ya, kimse dinlemiyor. Gel gel. Gel bir kahve yapayım, gel kafan açılır. Gel, yerin açılır. Hakkını vermem lazım. Son görüşmemizin üzerine buz gibi soğuk bir su içtim. Neşe? Arkadaş olabileceğimizi söylemiştin, değil mi? Öyle mi demiştim? Yani böyle görüntülü konuşma yapacağımızı düşünmemiştim. Yani ben tam olarak anlayamadım ama. Ha şimdi anladım. Ya ne güzel düşünmüşsün. Çok iyi düşünmüşsün arkadaşım. Bir dakika ya, bir dakika, ne oldu? Nasıl? Harika değil mi? Öyle tabii yani. Oturur 5 sezon seyrederim. İstersen burada bütün gün açık durur. Belki kayıt yapar. Çok güzel fikirler bunlar. İyi düşünmüşsün. İnsan çünkü merak ediyor. Yani ne oluyor, ne bitiyor oralarda? Sözlüğünle arkadaşını merak etmene gerek yok mesela. Çünkü arkadaşın buradaki uzun boylu bir arkadaşla Kipo Tuna oluyor. Şu anda kayıt mı yapıyor bu? Tabii ki canım. Vay. Bir elektrik var gibi mi? Bir çay içsinler mi? Buradaki elektrik burada ampulü yaktı. Deniz ve Tuna. Olur. Olur, bir çay içsinler. Çay içsinler, kahve içsinler, gazoz içsinler. Neşe'cim, aradığın çok iyi oldu. Gerçekten. Evet, neyse. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. Bu işi bence hızlandırmak lazım. Evet. Deniz, Tuna, Yiğit'le ben. Bu çay içmeyi yemeğe mi taşısak? Çok mu abartıyorum şu anda? Ay boş ver, olduğu kadar. Deniz'in tek geçeceği restoranı arayacağım. Oradan gol yemeyeceğim.
burasısın. Burası sensin yani, anlatabiliyor muyum? Sen buranın mülki amiri değil misin ya? Sen buranın her şeysin ya. Sen burada çay yapıyorsun. Senin sözün geçer. Buraya biri giriyormuş, çıkıyormuş. Bunlardan sen sorumlusun. İstemediğin adamı sen buraya sokmazsın ya. Bunu yaparsın yani. Ya biz çaycıların yetkileri sanki biraz abartılıyor ya. Yani tamam, şimdi her zaman geleceğin mesleği arasında ilk beşte çaycılık var ama ya biraz abartılıyor gibi geliyor bana. Ayrıca burası mutfak ya. Buraya birisi girmek istiyorsa ben niye ona giremezsin diyeyim? Diyeceksin ya. Ben mi söyleyeceğim kime? E tabii sen diyeceksin. Sen bana har bulacaksın. Ben mi diyeyim ya? Har bulacaksın. Bana mesela ama diyemezsin. Mutlu musun? Hem de çok. Anlatamam. Beni de masaya atabilir. Michael, ben seni çöpleyeyim. Zaten benden kaçıyorsun. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben olsam ben de kaçardım. Şaka. Kaçmazdın. Nasıl hissediyorum biliyor musun? Sanki sen gezegensin, ben de senin uydunum. Çeşitli gelgitler. Gök mevzuları falan geçiyor aramızda. Ben sana sürekli yetişmeye çalışıyorum ve sen benden kaçıyorsun. Bu duruma bir nokta getirmek istiyorum. O da şu. Ben senden özür dileyim, bir daha yapmayacağımı dair söz vereyim ve bu olay bitsin. Söz verebilecek misin? He. Böyle bir şey istemem, haksızlık gibi geliyor. De gölge meselesi var ya, o çok kafamı karıştırıyor. Yani. Ya Michael bak, bizim bu gölge meselesini külliyen okumamız lazım, tamam mı? Ne ben sana gölgeyi okumuşum, ne sen onu beğenmişsin, ne ben saçma sapan maskeler takıp senin karşına çıkmışım, ne Cemal'i gölge yapmaya çalışmışım. Hiçbiri olmamış bunların. Hepsini unutun. Unutamayız değil mi? Çok şey yaşadık. Haklısın. Tamam. Ne bileyim. Olabilir aslında. Yani sürekli senden kaçıyorum. Ya bu da saçma. Niye kaçıyorum ki? Kaçmamam gerekiyor. Belki bir mesafe koyabilirsek aramızı birazcık hallolur. Yani düzeltebiliriz. Nasıl bir mesafeden bahsediyoruz ki? Neye istinaden mesafe edeceksin? Tabii anlatılacak bir şey değil aslında ama somut bir örnek istiyorsan. Yani böyle bir kulaç gibi düşün. Benim boyum kadar. Ya ne bileyim, bilmiyorum işte biraz. Senin ne kulacın varmış be Michael? Bir 60 kulaç mı olur ya? Şöyle bir şey nasıl olur? Yani azıcık daha olsa. Böyle çok iyi değil mi? Ben seviyorum bizi. İyiyiz değil mi? Ben mutluyum, tamam. Yetmez ama. Sana Cemal. Hem de böyle en mikroplusundan, en bakterilisinden. Buket. Buket. Buket, ne yapıyorsun sen ya? Ya al. Bu nedir ya? Ya resmen benim bu dergide can güvenliğim yok ya. Ha, bu kadar bakteriliği hak edecek ne yapmış olabilirim ben acaba? Hayır, karışmayayım diyorum. Ve sana bakıyorum. Ve hiçbir şey yapmıyor oluşuna daha fazla kayıtsız kalamadım. Buket, ben işinde oyununda bir insanım. Ben sana bu kadar... Ya bunu hak edecek ne yaptım? Utanmıyorsun değil mi? Hala yalan söylüyorsun. Evli barklı adamsın. Deniz'le flörtleşiyorsun. Yazık. Kıza da yalan söyledin değil mi? O da bilmiyor. Eyvah, basıldık şu anda. Buket, bir dakika. Açıklayamayabilirim. Ya neyi açıklayacaksın? Neyi? Yok yok. Açıklayamayabilirim. Yani bu konuda konuşamam. Bir şey söyleyemem. Ama bir tek şunu bil. Düşündüğün gibi değil. De diyemem. Tamam Cemal, tamam. Sen bunları karına açıklayabilir... açıklamalı... Aman neyse ne? Buket! Ben evli değilim. Ne?
değilim. Bak yok. Evli değil misin? Ha, anladım. Sorun bende yani. Ya Buket, sende bir sorun yok. Sen çok tatlısın. Meşgulüm, niye geldin? Ben sizi seviyorum. İşte bunu söylemek istiyorum. Hep istedim, şimdi söyledim. Ben sizi seviyorum. Ne diyorsun? Evet, duydunuz. Sizi sevdiğimi söylüyorum. Siz de beni seviyorsunuz, inkar etmeyin. Günlerdir buradan bana bakıyorsunuz. Benim de size baktığımı görüyorsunuz. Karşılıklı bakışıyoruz yani. Bunun adı aşk değil de nedir? Başka ne olabilir? İkimiz de birbirimize bakıyoruz. İkimiz de birbirimizi seviyoruz. Aşığız ya. Bence buradan gitmemiz gerekiyor. Yalnız kalalım biraz. Hadi. Ben gülüyorum ama siz iyi misiniz? Değilim, iyi değilim. Lütfen daha fazla konuşma, olur mu? Benim acelem var, toplantıya yetişmem lazım. Şurası zaten. 20. yıl. 20. yıl. Balosu. Biraz mesafeli davranmakta fayda var. Müşteri babamızın oğlu değil nihayetinde yani. Disiplini koruyalım, tamam mı? Kahve molası ver. Kahve bende çarpıntı yapıyor. Çay içersin. O da başımı ağrıtıyor. Çık bir 5 dakika dolaş gel. Hadi. Peki İrem. Merhaba Deniz kızım. Merhaba. Nasılsın? Ay 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 ay, bu ne güzellik böyle. Çok teşekkür ederim. Sizi hangi rüzgar buraya attı? Güzel. Çok güzel. Çok güzel. Burası 5 yıldızlı değil mi? Evet. Ben böyle sizi birdenbire karşımda görünce merak ettim. Sırrınız bende, güvende. Merak etme. Eğer gelinim sen olacaksan benim için Deniz Aslan sensin. Gerilim olma. Gelinim o. Evet, ne kadar güzel söylediniz. Bu şey valiz, neden alışverişe falan mı geldiniz? İlahi Denizciğim. Neyse, çok büyük bir oda olmasına gerek yok. Manzara görsün yeter. Tam anlayamadım. Normal, çünkü anlatamadım. Kaldığım otelden memnun kalmadım, valizimi topladım, buraya geldim. Müstakbel gelinimin oteli dururken benim başka bir yerde ne işim var? Değil mi? Tabii, tabii. Yani doğru söylüyorsunuz.
benim düşünmem gerekirdi. Kusura bakmayın. Yok canım, ne kusuru? Güzel. Çok güzel. Bu ne? Hiç. Gözlük. Kimin? Önemli birinin değil. Asena Hanım'ın oğlunun. Asena Hanım'ın oğlu mu var? Evet. Hem de burada, bu dergide çalışıyor. Çalışanlardan biri ve kendini gizliyor mu diyorsun? Öyle mi diyorum? Yok. Öyle demiyorum. Bundan eminim. Casusluk yapıyor. Burada olup biten ne varsa hepsini Asena Hanım'a yumurtluyor hain. Kim olduğunu bir an önce bulmamız lazım. Buket, bana gelmekle en doğrusunu yaptın. Fena değil. Ay, ne iyi ettin de geldim, değil mi? Evet, gerçekten gelmekle iyi ettiniz. Umarım rahat edersiniz burada. Ben işlemleri halledeceğim zaten. Hı hı. Hmm. Oo, yola burada da varmış. Güzel. Burada kalabilirim. Ne kadar kalmayı planlıyorsunuz? Misafir ettiğin sürece güzel kızım. Tabii. Ama yani gün olarak kaç gün mesela? Çok güzel günleriniz olacak inşallah. Ah, bu arada aklıma geldi. Otelde masör var mı? Var tabii. Sırtım felaket. Sauna, masör bir şekilde çözeceğiz ama tabii önce bir karnımı doyurmam lazım. Restoranımızı tavsiye ederim. Bahçede bir tane var, bir de terasta. Ay Deniz'cim, alınma ama ben otel yemeklerini yiyemiyorum. Dışarıdan bir şey söyleme imkanımız var mı? Tabii söyleriz. Çok güzel. Ben gelirken köşede bir et lokantası gördüm. Önünde fil vardı. Oradan bana şöyle bir yarım kilo bonfile ya da pirzola söylesen. Yarım kilo. Hmm, lokum gibi gidiyor. Ay. Rahatınıza bakın. Bakıyorum, bakıyorum. Sen bir an önce söyle de gelsinler. Evet, neler düşündük arkadaşlar? Yiğit Bey. Kimsede bir şey yok mu? Bende var. Moda ve müzik. Modayı etkileyen müzik akımları. 60'lar, 70'ler. Bende de var. Yiğit Bey. Yiğit Bey, ben önce oturuyorum. Bende var. Madonna olabilir. Rüküş akımı. Madonna böyle donla. Nirvana olabilir. Böyle oduncu gömlekler. Böyle eprimiş pis hırkalar. Yani gireceksek oralara 80'ler, 90'lar. Evet, başka? 20. 20. 20. Evet, başka arkadaşlar? Şişt, görünüyor muyum? Orada mıyım? Burada mıyım? Görünüyor muyum? Buket. Ben bebek düşünüyorum. Yani şey, bebekle ilgili bir köşe. Hani yeni bebek sahibi olanlar, bebek bekleyenler, onlarla ilgili bir şeyler yapabiliriz belki diye düşündüm. Hı hı hı. Başka? Şöyle bir şey, o bebekler ne güzel. Bebekler doğacak, büyüyecek. Çocuklar. Ondan sonra ergenlik falan derken birdenbire 20'li yaşlar. Ve tata 20. 20. yıl balo. Balonları ben şişiririm. Ben de. Kes. Kes artık. Kes. Duydun beni? Kes. Balo mu? Balo ne ya? Balo ne? Bizim derdimiz balo mu? En büyük derdimiz balo mu bizim? Sen ne cüretle konuşmaya başlıyorsun? Ben sana söz hakkı verdim mi? He? Ne sanıyorsun sen kendini? Kimsin sen? Kimsin sen ha? Kimsin? Sen daha düne kadar stajyerdin. Patron mu kesildin şimdi başımıza? Bana bak asistan. Kendine gel. Duydun beni?
Kendine gel. Siz hatırlatmamı istemiştiniz. Ben o yüzden hatırlatmaya çalışmıştım. Neyse, daha fazla sinirlendirmeyeyim sizi. Deniz. Toplantı bitmişti arkadaşlar. Ay, ne oluyor ya? Afiyet olsun. Yoksa bon appétit mi demeliydik? Bilmiyorum, ne diyeceğinizi bilmiyorum ama bir an önce söyleyin. Çıkın lütfen, mikroplarınızı da alın. Çıkın, burada önemli bir şey yapıyorum. Kayıp gözlüğünü de mi istemiyorsun? Onu da mı alıp gidelim? Ne gözlüğü ya? Hiç de öyle kolay vazgeçilecek bir gözlük gibi de değil. Yani insanın annesi ne kadar zengin de olsa. Neşe Hanım, artık rica edeceğim. Anamı bacımı bu işe karıştırmayın. Ne zengini ya? Hadi canım, al, korkma. Ya niye alayım? Benim değil o. Pis. Ben öyle pis gözlük takar mıyım Neşe Hanım? Bize itiraf edebilirsin Cemal. Biz seni her halinle seviyoruz. Neyi itiraf? Tamam, itiraf ediyorum. O gözlük benim değil. Pis. Ben takar mıyım onu? Ben kendi gözlüklerimi gece çamaşır suyuna koyuyorum. Mikrobu kırılsın diye. Direnme Cemal. Lafı dolandırma. Adının ne olduğunu biliyoruz. Yani bu titreme takıntıları falan rol icabı olsa gerek. Sökmez. Cemal, biraz fazla abartın olmadı mı ama? Yemezler canım. Yemezler. Hiç olmadı sanki. Buket. Cemal sadece Cemal mi? Bir papatya çayı içmiş herhalde. Tesirli de. Cemal. Cemal. Kalk. Yamuk. Cemal. Ay. Kalksana. Cemal. Cemal. İzlemeyin beni artık, yeter izlemeyin beni. Cemal kalk. Bu çocuğu kim elledi? Cemal. Ne oldu? Nedir? Kirlettiler beni. Niye? Asena'nın oğlusun dediler. Sorguya çektiler, kirlettiler beni. Ezle. Asena'nın oğlusun dediler. Sala. Cemal'im, ben onların hakkından gelirim. Sen kaç, kurtar kendine. Haydi. Neşe Hanımcığım, beni sorgulamayacak mısınız? Senlik bir şey yok Gazi. Gazi'cim, kişisel algılama ama aradığımız adam sen değilsin. Pardon? Uzak duracağına insan içinde çıkıştın kıza ya. Ama o kadar tatlı konuş. Ayarsız. Konuşursa konuşsun. Ayarsız. Yeah.
Ne haber? Hayırdır? Hayır, hayır. Bir kahve ısmarlayayım mı sana? Olur. Takip et. Gizleme kendini, gizleme kendini, gizleme. O şekilde yaşanmaz. Yakalanırsın. Oluyor mu? Ne oldu Zuzu? Komedi filmi. Ağlıyorsun. Evet. Çok acıklı aslında. Ajan var bir tane. Ondan sonra hep kendini şey yapıyor, gizliyor. Böyle yaşanmaz. Bu içinde çok hep gülüyor. Görüyor musun? Hep böyle ağız yüzü komik hareketleri var ama içinde çok derinde bir yerde bir acısı var. Çok derinlerde bir acı var. Fazla derin herhalde. Tüple dalmak gerekiyor. Ne oldu sana Zuzu? İşte mi bir şey oldu? Yiğit'le mi ilgili? Yiğit'le ilgili ne olacak ya? Yiğit'le ilgili ne olabilir ki? Toplantılar olur. Saçma sapan boş boş toplantılar. Moda değişti, bir şey oldu. Not alın. Ne olduğu da belli değil yani. Zuzu bekliyorum ama anlat. Yiğit'e ne oldu? Ne oldu Yiğit'e? Söylesene Yiğit'e ne oldu? Sen biliyorsundur ne olduğunu. Kavga mı ettiniz? Ne oldu yani? Bir şey olmadı ama ben de anlamadım sen sorunca. Bir şey olmadıysa niye bana bağırıyor? Bir şey olmadıysa niye herkesin ortasında beni azarlıyor? Böyle bir şey yapmaya hakkı var mı durup dururken? Niye bana bağırıyor ya? Sinirim bozuldu ya ben. Ağlama ama. Tamam ağlamıyorum zaten, ağlamayacağım. Zaten ben sana bağırdığım için özür dilerim, seninle alakası yok. Aslında benim sana söyleyemediğim bir şey var. Ben ilk defa senden bir şey sakladım. Ne sakladın? Yiğit'le ben. Evet. Toplantı yerine restorana gittik. O da bana açıldı. Ne demek sana açıldı? Babasından bahsetti işte. Bir şeyler söyledi. Ben saklamak istemedim bunu. Sana söyleyemedim yani. Başka bir şey anlattı mı? Başka bir şey yok. Babası başka bir şey söylemedi. Kızdın mı? Evet, kızdım. Ben seni üzmek istemedim. Beni üzdün ama sen üzüldüğün için üzüldüm. Ya biz eskiden böyle çıkar gezerdik, dolaşırdık, yemeğe giderdik falan. Niye hiç böyle şeyler yapmıyoruz artık? Evet, niye yapmıyoruz? Ne oldu ki yani? Hakikaten niye yapmıyoruz? O zaman bu akşam seni çok seveceğim bir yere götür. Nereye? Sürpriz. Sürpriz. Tamam. Afiyet olsun. Eyvallah. Bak Yiğit. Farkındaysan sana Yiğit diyorum. Bugün burada aynı tabanda eşit İki insan olarak seninle sohbet edebilmek istiyorum. Yani sen patron değilsin, ben çalışan değilim. Bu mümkün mü?
Mümkün. Ben bazen rüya görüyorum. Çocuk olduğum rüyalar. Ama uçup kaçabildiğim süper kahraman yetilerim var aynı zamanda. Ve bu rüyalar hep neyle bitiyor biliyor musun? Ben insanların hayatlarını kurtarıyorum. Onları mutlu ediyorum. Sonra mutlu uyanıyorum. Belki de gibi geçen çocukluğumu böyle telafi ediyorum. Etrafa sıçratmadan, insanları kırıp dökmeden kendi içimde hallediyorum. Sana ne yaptılar birader çocukken? Nedir bu hallerin? Madem rüyalardan bahsediyoruz, ben de çocukluktan beri her gece aynı rüyayı görüyorum. 8 yaşındayım. Annem, babam ve ben arabadayız. Kaza yapıyoruz. Annem arabanın altında kalıyor. Kurtaramıyoruz onu. Oradan öylece bakıyor bana. Ve tek fark şu ki, bu bir rüya değil. Ben bunu yaşadım. Ben bunu yaşadım. Yani kısacası benim hakkımda bildiğin tek şey, hiçbir şey bilmemek. O yüzden ne söyleyeceksen direkt söyle. Tamam o zaman. Yüz yüzeyken söyleyeyim. Deniz'i bir daha üzme. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Üzersem ne olur? Ben de seni üzerim. İddialıymış. Birincisi, bugün toplantıda olanlar beni de üzdü, farkındayım. İkincisi, sen beni tehdit edebilecek bir adam değilsin ve bunun farkındasın. Üçüncüsü, ben seni üzersem bu senin için çok daha kötü olur. Bunun da farkındasın. Kaybedecek bir şeyim yok. Bunun da farkındayım. Oo. Çok cool. Hayatta kaybedecek hiçbir şeyim yok. Değer verdiğim hiçbir şey yok. Para, kariyer. Tek bir şey dışında. Tek bir şey. Deniz. Öyle mi? Nereden geliyor bu ilginin sebebi? Sustun. Deniz'e köpek gibi aşığım. Onun için ölürüm. Öldürürüm. Mesela. Deniz benim arkadaşım, canım, ciğerim, kardeşim, kankam. Etmez mi? Daha başka bir şey mi lazım? Sen samimi olsana biraz. Senin canını benim tehdit etmem mi sıktı? Yoksa Deniz'e aşık olma ihtimali mi? Ben kendime kızdım. Canımı sıkan, seninle yumruk yumruğa dövüşeceğimiz yere oturmuş kahve içiyoruz. Medeni insanı temsil ettiğim için medeni karakterime de kızdım tabii. Anladım medeni bey. O zaman son bir şey daha söyleyeyim. Senden icaz etmiyorum. Aynısını şimdi ben söyleyecektim. Lafı ağzımdan aldın küçük kahraman. Başka bir isteğiniz var mı efendim? Kahve çok iyi. Değil mi? Evet. Kolombiya değil mi? Evet. Afiyet olsun. Teşekkürler. Vallahi kurt gibi acıktım ben.
üçlü bir yerde. Burada öyle bir yemek mi var? O bana özel bir menü. Dana, tavuk ve balıktan oluşuyor. Sus. Bulgur makarna, bir de pilav. Üçlü, combo. Ondan sonra limonata, ayran, bir de gazoz. Garson! Şimdi hiç yemek işine girme. Bekle. Ya kan şekerim düşüyor, gözüm kararıyor. Neye girme, ne oluyor ya? Sen merak etme, ben ışıkları açtıracağım şimdi. Bekle. Ne ışığı? Neyi bekliyoruz? Kimi? Orada dur. O bakışlarda duracaksın İrem. Ne oluyor? Ne karıştırıyorsun yine? Hoş geldin. Hoş buldum. Hani baş başa olacaktık biz? Hani baş başa yemek yiyecektik? Ya ben öyle bir şey söylemedim. Ben başka bir yere giderim. Ben başka bir yerde yerim. Evet. Deniz. Yok Deniz, sen kal. Biz gidelim. Hadi canım. Hayır ya, hiç kimse hiçbir yere gitmiyor. Sen Deniz'le vakit geçirmek istediğini söylemiyor muydun? Hani hep beraber vakit geçirsek iyi olur diyordun. Evet. Söylüyordun bir zamanlar öyle bir şey. Ya ben çok meraklı değilim açıkçası. Kaba bir insanla yemek yemek istemiyorum ama arkadaşın hatırına yiyeceğim ve kalkacağım. Evet. Garson. Şimdi garson falan. Ne oluyor? Başka bir sürpriz daha varsa söyle. Ben böyle karanlık tünellerde ilerliyorum. Korku tüneli gibi. Karanlıkta süpürgeler geliyor insandan. Ne oluyor? Hayda. Hoş geldin. Çok güzel zaten. Kambersiz düğün olmaz demişler. Evet. Güzel yani. Peki sizin aranızdaki bağlantı nedir? Onu da bir öğrenelim. Tanıştırayım. Tuna, otelde müşterimiz. Yiğit'i tanıyorsun zaten, patronunuz. Deniz de iş yerinden. Herkes birbirini tanıyor yani. Ya ne kadar güzel bir dörtlü olduk. Olduk bence. Pardon, dörtlü dediğin eşli pişti, okey, ihale batak falan. Üniversite tavlası. Bizimkisi oldu mahşerin dört atlısı. Ne yapıyoruz, ne konuşuyoruz ya? Daltonlar olalım mesela o zaman. Ben en sondaki cücü olayım, Joe Dalton. Bütün gece sinirli sinirli konuşayım mı ben? Yapayım mı? Ha? Arkadaşlar lütfen bence bize bir şans verelim. Yani benim içimde çok güçlü hisler var. Bence çok güzel bir gece olacak. Olayım mı sana Joe? İçinde güçlü hisler. Kahve. Anladım. Bakar mısınız? İçimdeki kurt kuzu oldu. Lokma yiyemiyorum ya. Ne işi var bunun burada? Biriyle sıcak savaş, biriyle soğuk savaş. Harika bir yemek oldu gerçekten. Niye böyle bakıyorsun? Bakma. Bakma şuna Yiğit, belli ediyorsun, bakma. Pardon. Neden bakıyorsunuz? Yiğit'ciğim. Bakmadan kesiyorsun etini. Dalmışım. Ne buluyorsunuz Allah'ın kazıntısında? Şuna bak. Gerdavula vur tokma. Şu tokma tuzu uzatabilir misin? Evet. Olmaz. Olmuyor. Olmadı mı olmuyor. Böyle bir laf var. Patronla çalışan
arkadaş olamıyor. Üzgünüm ama sen de toplantıda o kadar da... Yani toplantının seyrini o kadar değiştirecek şekilde konuşuyordun ki... Oldu. Ve bunun cezası da toplum içinde köpek gibi azarlanmaktır, değil mi? İki kişi konuşurken üçüncüye ne düştüğünü biliyorsun, değil mi? Azar mı? Yok. Afiyet olsun. Sofradayız ya, lütfen. Kapatalım bu muhabbetleri. Sofradayız. Uzun arkadaşının dili de kendi gibi uzun olmasaydı ben duruşumu, terbiyemi bozmam zaten Deniz. Uzun arkadaşın söyledikleri beni bağlamıyor Yiğit Bey. Çok doğru. Benim söylediğim beni bağlar ama şöyle bir gerçek var. Averay olmak zorunda değilim ben. Benim saçım uzun diye kabarık duruyor. Biz omuzdan ölsek aynı. Sen benden uzunsun. Kalk ayağı bir göster abi. Yok ben kalkmayayım. Ben sana boyumun ölçüsünü bilahare gönderirim. Ben bilahare alırım. Fazla gelmesin. Bakarız. Arkadaşlar bu kadar gerilime gerek yok. Yani bardağın dolu tarafına bakalım. Yiğit'im sen Deniz'le çok iyi anlaştığını söylemiyor muydun düne kadar? Yani. Ayrıca bence siz ikiniz çok uyumlu olabilirsiniz. Mesela sen aslansın. Sen de. Değişti ya. Dünya değişti. Senin haberin yok mu? Yörüngeler kaydı. Burçlar kaydı. Ben yaydım, yılan burcu oldum mesela. Yılan. Ben yılanım. Doğru kaydı. Evet kaydı. Hatta yeni düzenlemeler yapıyorlarmış bu konuda. Plüton artık gezegen değilmiş. Ben böyle bir şey okudum. Ve ona cüce gezegen diyeceklermiş ya. Öyle bir şey dediler. Cüce? Ben mi cüce? Niye bu boyun meselesine bu kadar takıyorsunuz? Neden yani? Ne takıntısı ya? Benim boyum 1.88. Niye takayım ki ben bunu? Tabii 1.88 olunca takılmıyor. Tamam neyse yani konuyu getirmek istediğim yer şurası. İkiniz uyumlu olabilirsiniz diyorum. Hani biraz vakit geçirseniz. Bir dakika ya. Bir dakika. Bir anlayalım şunu. Sen bizim aramızı mı yapmaya çalışıyorsun? Öyle bir şey yok canım. Öyle bir şey yapmıyorsun. Değil mi? Öyle bir şey mi yapıyorsun? Neden olmasın? Neden olsun? Hani sen bizim dördümüzün iyi arkadaş olmasını istediğin için bu organizasyonu düzenlemiştin. Biz şimdi bu ikisinin arasını mı yapıyoruz? Ne bu? Şimdi nereye gidiyor bu muhabbet? Ne var canım? Fena bir şey mi var? Deniz yalnız. Tuna da öyle. Hem Tuna yetimhanede büyümüş. Yani bence daha fazla yalnız kalmasına gerek yok. Yetimhane mi? Deniz, onlar arkadaş. Sen şimdi onların birbirlerinden hoşlanacaklarını nereden çıkardın ki? Evet. Belki de Michael'ın sevdiği başka biri vardı. Sevdiği? Kim? Var mı öyle biri? Nasıl? Anlayamadım. Yani ben sonuçta sizin... patronunuz olduğum için böyle şeyleri bilmem lazım. Önemli. Ben şimdi... saçma yani. Saçmalık söylemek zorunda değilim. Sizi ilgilendirmiyor. Ayrıca da ben sizinle konuşmuyorum Yiğit Bey. Böyle şeyleri inceden yapacaksın. Zaman altından tıs tıs. Ne oluyor? Öyle yapınca sevgili mi oluyor? Ya ben istesem ben en kral sevgiliyi bulurum kendime. Yani bu niye bu kadar mesele oldu şu anda burada? Ben istersen bulurum. Allah Allah. Bulurum. Bulamadı. Michael ya, bence sen birini sevebilirsin ama gerçekten biriyle birlikte olabilir misin? Ondan emin değilim. Saygısızlığa gerek yok. Bizim seninle görünmemiş bir hesabımız vardı. Ne oldu? Bak bir şey söyleyeyim mi sana? Üç vakte kadar çıkacak galiba hesap ha? Üç vakte kadar. Üç vakit geç. Şu an nasıl? Bana uyar. Sen değil misin ya? Ama yani kavga mı edeceksiniz böyle ilkel insanlar gibi? Öyle bir şey değil. Erkeklerin doğasında var. Bu hırlaşmak, yenişememek falan normal şeyler bunlar yani. Değil mi? Neyse ki kapışmanın tek yolu dövüşmek değil. Yemeklerinizi bitirin, sizi bir yere götüreceğim.
Nereye? Akıl hastanesine mi? Kapalıdır yalnız, kapandı. Yiğit'cim sen biraz önce meydan mı okudun? Fark etmez, ben de felsefe okudum. Yağlı güreş dışında her türlü kapışmayı açayım. Ama yağlı güreş olmaz. Kısmet. Sevdin mi? Hadi o zaman. Hasan ne haber? Evet abi. Hoş geldin Yiğit'im. Nasılsın? İyi abi, ne yapıyorsun? Sen nasılsın? Yerin hazır. Harika. Hadi arkadaşlar. Türkiye'den 15 sene uzak kaldık ama mekanları, ortamları iyi bilirim. Arkadaşım mekanıdır. Ben de bilirim ya böyle ortamları. Ama daha çok çalışmaktan bilirim. Ben en iyi nereyi bilirim biliyor musun? Sokağı. Mesela taşa kafayı koyarsın, o zaman anlarsın taşın taşlığını. Ya hala edebiyat parçalıyorsun. Felsefeci bırak, keyfini çıkar biraz. Küçük kahraman. Rahatla. Sen kapışmak falan bir şey diyordun. Ne oldu ona? Ben hazırım. Aman aynı noktaya dönmeyelim lütfen. Ya gerçekten sıkıcı anneler gibi yok didişmeyin, yok terlemeyin. Bir rahat ol ya. Ben mi sıkıcı oldum şimdi? En azından senin gibi oturmayacağım, karaoke'ye gidiyorum. Ya Allah aşkına nereye gidiyorsun bu sesle ya? Sen kendi sesini duymadın galiba. Yo. Dur ben sana öğreteyim karaoke. Gel. Arta ne dersin? Ata sporu. Hiç şaşırmadım. Yiğit Bey, sizinle konuşmuyorum. Kesinlikle konuşmuyorum ama dikkatli olun. Biraz daha cam çerçeve inecek yani. Mekan sahibi tanıdığınız diye söylüyorum. Teşekkür ederim. Çok düşünceliniz. Duzu, bu lafın altında kalacak mısın? Bir kahve daha içelim. Abooo!
işte buna kazanmanın haklı gururu deniyor. Michael, bundan sonra bana D'Artagnan diyebilirsin. Çünkü ben az yerim, çok dert atarım. Michael. Sen niye sürekli Deniz'i darlıyorsun D'Artagnan? Bilmem. Belki de Deniz'in planı işliyordur. Ondan yapıyorum. Şişt, saçmalamayın ya. Tamam, sakin olun ya. Şimdi konsantrasyonunuz benim üzerimde olsun, tamam mı? Harikaydın. Yürü be Liva be. Hey be. Aklım başımda değil ki, sebebini bilmiyorum. Bize nazar değdi inan, adım gibi biliyorum. Yine bana haram geceler, senin için ağlıyorum. Yar yine bana haram geceler, senin için ağlıyorum. Yanıyorum, yanıyorum. Ah yanıyorum, yanıyorum. Yar yine bana haram geceler, senin için ağlıyorum. Yar yine bana haram geceler, senin için ağlıyorum. Hatıralar gözlerimde, dalıp dalıp gidiyorum. Acımasız dertlerimle, yapayalnız yaşıyorum. Yar yine başım belalarda, senin için ağlıyorum. Yar yine bana haram geceler, senin için ağlıyorum. Yar yine bana haram geceler, senin için ağlıyorum. Yanıyorum, yanıyorum. Ah yanıyorum, yanıyorum. Yar yine bana haram geceler, senin için ağlıyorum. Yar yine bana haram geceler, senin için şarkıyı bileğimle söyleyeceğim. Hadi, hadi, hadi. 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 Neyi tutuyorsun o zaman? Milli takımı tutuyorum ya. Allah Allah. Hadi. Hadi ya, hadi. Bu maçlar genelde ne kadar sürer? Evet.
Başka bir oyun bulsak mı biz ya? Kabul edildi. Kim kazandı ya? Kim? Kim kazandı ya? Kim kazandı? Kendin kaşındın filozof. Islak aile balık tutarım o derece yani. Beğendin mi? Son vuruş senin içinde. Çok beğendim ya. Gerçekten sonucu özellikle çok iyiydi. Bir şey merak ediyorum. Sence kızların haberi var mı kim kazandı? Şş, kızlar! Kim kazandı abi? Bilmem, ben çok anlamam zaten yani. Ben açıkçası kimin kazandığını görmedim, bakmadım da. Zaten orada beyaz top kalmış yani. Bak, gördün mü? Kızları etkilemek için bunu oynuyoruz ama kızların ne yaptığımızı anlayabiliyorum. Sence sayılır mı? Doğru. Önerin ne? Better believe that.
sebepsiz fırtına kardeşidir. Umut aşkın kalan elinde avucunda gelir büyür bir sebepsiz fırtına kardeşidir. Umut aşkın kalan elinde avucunda fırtınalardan kurtar beni yar batırma gemileri. Nesi yar umutlarım tükendi ay 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 sensiz olmuyor yerine konmuyor kimsenin eli senin gibi dokunmuyor karlara inat yürürüm yollarına adını camlara yazdım okunmuyor sensiz olmuyor yerine konmuyor kimsenin Allah vergisi. Bir şey diyemeyeceğim. Sesin güzel. Ama şöyle bir soru var aklıma takılan sürekli. Yani şarkın mı daha çok kafamı bozdu yoksa suratın mı? Hala edebiyat parçalıyorsun ya. Kes artık felsefe yapmayı. Sen de yapsana biraz ya. Bu kasıntından gider bir rahatlarsın. Öyle mi? Tabii. Gel biz seninle çıkalım dışarıda yapalım bir şeyler. Ne diyorsun ya? Ya Allah aşkına kabul et işte. Gayet iyiydi. Kabul et. Ya etmiyorum. İyi değildi. Ne o kasıntı kasıntı şarkı söylüyor. Bence samimi değildi. Bence Tuna daha samimi. Ben Tuna diyorum. Ha ben de miyop artı astigmat diyorum. Ha ayrıca tabii çocuk büyüdü. Birileri onu böyle görmeye katlanamıyor galiba. Ayrıca galiba belki de çocukluk arkadaşına söylemiştir şarkıyı. Nereden biliyoruz? Thank you.
Kuralları söylüyorum. Kural yok. Hala kelime oyunu yapıyorsun ya. Gel gel. Olmuyorsun. Ne? Nereden çıktı şimdi bu? Nereden mi çıktı? Bayılıyorsun bu kadar. Tuna çok samimiydi falan. Ne bunlar böyle? Ha, Yiğit de iyi şarkı söyledi. O zaman onunla da sevgili olayım. Olayım mı onunla da sevgili? He, alayım mı? Hoşlanıyor musun Deniz'de? Hangi Deniz'de? Doğru söyle lan. Bunun için mi dövüşüyorsun bende? Zevk için dövüşüyorum. Meraktan soruyorum. İçini kemiriyor değil mi? Çok iyi ya, çok iyi. Her acı çeken kızın yanında senin gibi bir yancı olmak zorunda değil mi? Ha? Onlar hep böyle etrafında dolaşırlar, avını bekleyen çakal gibi. Çakal! Ne yapıyorsun lan sen ha? Ne yapıyorsun? Rüyalarındaki kahramancık kontenjanından fantastik mi yürüyorsun kıza? Ha? Romantik çakal. En azından senin gibi etrafındaki hiçbir şeyden haberi olmayan sürrealist bir denyo değilim ha? Hoşlanıyorsun değil mi Deniz'den? Hoşlanmak bir kelime oğlum. Aşığım lan. Deli gibi seviyorum. Hatta bütün hayat enerjimi ondan alıyorum. Kaç kızı kandırdın böyle süslü cümlelerle? Ben sen miyim lan? Bak ne söylediğine dikkat et, bana yalan mı söylüyordun? Sen hala bu adama aşıksın. Ne sen? Yalan konusunu sen bana açamazsın. Ne yalanı ya? Deniz spor 1, İrem spor 6 yani. Tarihi bir skorum var. Sen bana yalandan bahsetme şimdi burada. Çok güzel. Bunları hep biriktirdin değil mi içinde? Hep biriktirdin. Ne yapayım, senin gibi mi yapayım? Yalan söyleyip söyleyip köşelere mi çekileyim? Birilerinin beni yakalamasını mı bekleyeyim sinsi sinsi? Ne yapayım? Annemi annen yaptım ya. Annen oldu. Seni istemeye gelecekler. Bence sus. Özetledin galiba. Senden korkan senin gibi olsun. Ne pes edeceğim lan? Harbiden. Lan bu adam seviyorsun. Niye birlikte olmuyorsun o zaman? Ne? Pardon. Yiğit abiler birbirine girdi. Bakın isterseniz. Ne? Birbirlerine mi girdiler? Tamam memur bey, tamam.
Bey. dikkat etsin. İyi misiniz? Ha? Bir şey soracağım. Kaşınız falan patlamış. Niye böyle kavga ediyorsunuz ki? Ne gerek var yani? Ne oldu canım? Deniz'ciğim sen gel lütfen gidip Tuna ile ilgilenir misin? Bak Tuna orada. Ben Yiğit'le ilgilenirim. Doğru. Gidiyorum. İyi misin? Evet. Yok, hayır. Ne yok? Michael, hayır ya. Hayır, bir dakika, özür dilerim. Ya hayır, bir dakika. Hayır, lütfen, hayır, bir şey söylüyorum. Tamam, bir saniye. Hayır, ben söyleyeceğim. Lütfen dinler misin? Senin benimle gelip ilgilenmene gerek yok memur abim. On numara ilgileniyor benimle. Tamam, o zaman özür dileyerekten soruyorum. Yiğit asla kavga edecek bir insan değil. Ne yaptın, ne oldu? Ne oldu da bu şekilde kavga ediyorsunuz? Abi inanamıyorum ya, görüyor musun? Paylaşamıyorlar herifi. Takım elbiseden mi acaba? Ne alakası var lan? Hiç mi konuşuyorsun? Hadi arkadaşım. Memur bey, bir dakika. Korumak durumundayım, evet. Asla kavga edecek iki genç değil. Kahveyi fazla kaçırmışlar ne yazık ki. O yüzden lütfen yani. Büyütülecek bir şey yok yani. Kamu düzeni bozdu. Arkadaşların ifadelerini almamız lazım hanımefendi. Haklısınız. Buyurun. Kamu düzeni bozdu. Yerden göğe kadar haklılar. Ben bozdum ama. Yiğit bozmadı. Ben bozdum kamu düzenini. Hala konuşuyor ya. Gidiyor. Gidiyorlar yani. Gidelim. Koş. Gidelim. Komiserim aslında çok iyi arkadaşlar. Komiserim gerçekten normalde arkadaşlar. Konuşuyorlar, şakalaşıyorlar, gereksiz şakalar falan. O yapıyor, onu, o yapıyor, yapıyor. Ondan sonra birdenbire sinirleniyorlar. Birbirlerine daldılar. Bu gençlere enerji fazla geliyor. Bir de kahve. Kahve içiyorlar çok fazla. Bu kahve ne yapıyor? Fazla kaçırınca bu hale getiriyor işte gençleri. Spora yazdıracağım ben zaten. Yazdıracağım, ikinizi de spora yazdıracağım. Olmuyor böyle. İnsanlar çok korkmuş. Bir de rahatsız olmuşlar. Bir araç zarar görmüş. Kaskosu vardır inşallah. Daha bir sürü zarar ziyan. Ay 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 ay. Biz her türlü zararı karşılarız. Haklısınız. Yerden göğe kadar haklısınız. Gerçekten. Ama inanın bu iki insan aslında sefil insanlar değiller. Kefil olunabilecek insanlar. Ben de onlara inanın hiç istemiyorum. Hiç istemiyorum ama kefil olmak durumundayım. Kefil oluyorum. Normalde böyle değiller. Ben de kefil oluyorum. Bu kızlar sizi kurtarmak için perişan oluyorlar. Mum gibi duruyorsunuz. Siz bir şey söylemeyecek misiniz? Ağzınızı açmayın dediniz ya komiser. Sus konuşma! Ya nedir sizin birbirinizi alıp veremediğiniz? Pırıl pırıl çocuklarsınız ya. Serseri gibi niye kavga ediyorsunuz, dövüşüyorsunuz ya? Kız meselesi mi? Yok öyle bir şey komiserim. Neyse. Gidin hadi. Bir daha gözüme gözükmeyin. Ne kadar güzel söylediniz komiserim. Gidelim. Bir daha da gözünüze gözükmeyelim. Ne kadar haklısınız. Tamam yavaş. Tamam. Sen benim için mi dövüştün? Sadece uyumak istiyorum. Tuna ile Deniz'i yakıştırmaman için o kadar bozuldun? Ne diyorsun sen ya? Ben öyle bir adam mıyım Deniz? Ne diyorsun sen ya? Ha? Bana ne onlardan? Niye böyle tepki veriyorsun o zaman? Birdenbire savunmaya geçiyorsun. Ne tepkisi, ne savunması ya? Ne diyorsun sen? Benim sinirim bozuk, sinirim. Emri vaki yaptın bana. Baş başa olacağız dedin. Geldim oraya, Deniz meniz. Ne işi var Deniz'in orada? Ne o dörtlü mörtlü arkadaş? Ben emri vakiden hoşlanmam. Deniz'e baktığını gördüm Yiğit. Yani seni tanımıyor olsam... Ne demek bu? Bir şey demek değil. Bir şey demek Deniz. Bir şey demek. Cümleni tamamla. Neden benimle böyle konuşuyorsun? Çünkü sen bana asistanımdan, Deniz'den hoşlandığımı ima ediyorsun. Hayır, öyle bir şey söylemedim. Sadece... Deniz, sana çocukluğumdan beri aşığım. Evlenme teklif ettim, kabul ettin. Yıllar sonra karşılaşıp hayalimi gerçekleştirmeye ramak kala karşıma biri çıkıyor. Hem de hiç tanımadığım biri. Asistanım. Deniz ve ben ondan hoşlanmaya başlıyorum. Öyle mi? Bırak Allah aşkına. Yiğit, nereye gidiyorsun? Rahat bırak beni, yalnız kalmak istiyorum.
Acıyor Michael ya. Acıyor mu? O zaman o elini çek, pis ellerini çek oradan ya. Niye güzelce dans ettin ne güzel? Kızlar erkekler etrafına toplandı, popüler oldun orada. Niye kavgaya dövüşe giriyorsun yani? Ne gerek var? Beni beğeniyor musun? Dansımı beğeniyor musun? Aa! Yani Michael ne yapıyorsun abi? Ağız bu. Beğenmiyorum. Beni beğeniyor musun? Beğenmiyorum seni. Hiçbir şeyini beğenmiyorum. Ben böyle adam beğenmem. Kavgacı. Birini sevebilirsin ama onunla birlikte olabilir misin bilmiyorum. Bu nedir ya? Unuttun mu sandın? Unutmadım. Orada insanların içinde bana gizli gizli laf sokuyorsun. Şu anda bir daha sinirleniyorum. Bak bir daha sinirlendim aklıma geldikçe. Neden böyle bir şey yapıyorsun? Hı? Gölge olduğunu bile bile karşılık vermiyorum diye mi? Neden? Söyle. Neden? Bakma söyle. Senin derdin ne biliyor musun? Sen kendine ulaşılmaz hedefler koyuyorsun. Gölge iyi adam dedin. Tamam peki iyi adam. Ulaşılmaz bir hedef. Abi senin yaptığın şey kendine ulaşılmaz hedefler koyup sonra da onlara ulaşamayınca ya nasıl ulaşamadım demek. Hayır. Sen busun yani bunu yapıyorsun. Bence senin tedaviye ihtiyacın var. Ne kadar güzel konuşuyorsun ya, ne kadar güzel. Gölge diye bir yazar var, başka bir kimlik oluşturmuş kendini. Kendini saklamış, başarısını, sefasını süremiyor, kendi gibi yaşayamıyor, çok güzel. Ben mi hastayım, sen mi hastasın? Hı? Ben sana her şeyimi anlatıyorum, sen ne yapıyorsun? Ben İrem'den öğreniyorum ya senin yetimhanede büyüdüğünü. Yap bir şaka. Hadi bir şaka, şakacı bir şeyler yap yani, geçiştir. Bekliyorum. Acı çekince yap be espri gülersin. Herkes seni mutlu zanneder çünkü. Bir köşeye sıkışınca birilerinin taklidini yap. Çık köşelerden, kurtul. Kolay oluyor öyle değil mi? Hı? Bitti mi? Bitmedi. Gölge öyle karanlıkta gölge falan olmuyor. Kusura bakma, bitti şimdi. Madem doğru söze geldik, o zaman eğri oturmayalım. Bak şimdi. Ben kendi kimliğimi gizlemek için yalan söylüyorum. Çünkü kendi özel hayatıma saygım var. Tamam mı? Ama Michael sen... Sen 15 senelik çocukluk arkadaşını... tekrar gördüğünde yerine başkasını soktun. Sen yalan söyledin. Ve sen şimdi yalanla yaşıyorsun. Ve bunun yükü ağır. Bunlar aynı şeyler değil. Eğer benim kim olduğumu gerçekten öğrenmek istiyorsan... yarın seni aradığımda gel, tamam mı? Gör bakalım kimim. Şunlardan biraz alayım. Şey yaparım. Hı. Şirkete getiririm mi? Tabii tabii. Gölgen yamulmuş, haline bak. Çok yaratıcı, çok. Tuna ile Deniz'e yakıştırmama niçin o kadar bozuldu? Denize baktığını gördüm Mehmet. Çünkü sen bana asistanımdan Deniz'den hoşlandığımı ima ediyorsun. Hayır, öyle bir şey söylemedim. Boşuna arama. Hepsi kaçtılar. Deniz kaçmaz. O beni asla yarı yolu bırakmaz. Ya ben onu bırakırsam? Ben bence kötü birim mi olacağım? Deniz üzeceğim mi? Söyle bana. Sakın Deniz'i üzme, sakın. Ben büyümek istemiyorum.
kızgın mısın hala? Değilim. Özür dilerim. Yarın hemen seni istemeye geleceğiz. Yarın? Yarın. Çünkü bir an önce hayatımı seninle birleştirmek istiyorum Deniz. Şimdi de sen bana emrivaki yapmış oldun. Emrivakiyi severim. Ama ben yapıyorsam. Anneciğim sakin ol. Bir güzellik var sende. Vallahi saçını mı boyattın? Çok güzelsin, gençleşmişsin, gül kokuluğum. Kokusu gelir oralardan. Bak öpüyorum seni annem. Gerçekten son ya. Bu son. İnan bana canım benim annem. Gerçekten bu son. Kızım vallahi bıktım ben sizin bu sonlarınızdan. Yeter artık ama Ya hiçbir şey olmayacak. Hiç hissetmeyeceksin anneciğim. Hiç hissettirmeyeceğiz yani. Acımayacak. Korkma ne olursun. Güven. Kızına güven. Tabii. Sonra ne olacak? Bunun nişanı var, düğünü var. Onlar ne olacak ha? Hayatım sakin ol. Sakin ol. Tamam. Bana bak. Sus. Faruk şimdi sıra sana geliyor ha. Zaten o zamana kadar Yiğit beni İrem olarak sevmiş olacak. Ne olur bir şey söyleyeceğim. Biz şu anda çok güzel bir konu konuşuyoruz. Hayırlı meseleler bunlar. Bir de böyle bakın. Bir sevgi, bir aşk var yani. Orada bir negatif ortam oluşmasın. Ne olur babacığıma da sevdiğine de öyle yapma annem. Sonra da Zuzu'yla her şeyi anlatacağız biz. Hem suçlusunuz hem güçlüsünüz ikiniz de. Olmadı. Siz beni nüfusunuza alırsınız. Babam da Zuzu'yu nüfusuna alır. Yani. Yok artık. Yok artık. Ay Faruk bir şey söyle şu kızlara. Kızlar siz aranızda halledin. Elektrik süpürgesi bozulmuş. Ben onu tamir edeyim. Annem, canım, gül kokulum çok basit. Bak bir şey söyleyeceğim. Süleyman amcayla Yiğit öğleden sonra geliyor. Kızı sizden istiyor, siz de veriyorsunuz. Bu öyle demez. Hayatta olmaz. Bak Deniz, kızım bak vallahi yanlış yapıyorsun. Ya böyle şey yapılır mı anneciğim? Çok güzel, çok teşekkür ederim canım annem. Kabul ettiğin için seni çok seviyorum. Deniz! Vallahi beni kurtardınız Uzun. Teşekkür ederim. Çok da şey yapma. Bana kızgın mısın? Sen? Kızgın değil. Dün gece kahveyi fazla kaçırdık ya. Ondan herhalde. Tabii canım ondandır. Kahveyi fazla kaçırdık. Aslında aklıma bir şey takılıyor. Tuna'yı sürekli bana yapmaya çalışıyorsun ya. Birlikte olalım istiyorsun. Benim başım mı bağlamak istiyorsun yani? İçin rahat mı edecek? Onu anlamadım ben. Hayır canım, o yüzden değil. Ben seni düşündüğüm için. Sağ olasın. Tamam, ben gidiyorum o zaman. Nereye gidiyorsun? Tuna'nın yanına gidiyorum. İmanlı gülüşünü görmedim. En aşağı 20 dakika kimse gelmedi. Şuna bak. Sanki babasının ofisi. Aynen. Aslında annesinin ofisi. Geçmiş olsun. Gözüne ne oldu? Size ne? Ve hayırdır? Haberler sende Tuna. Aradığınız gıybete şu anda ulaşılamıyor. Zira başkalarının çekmecelerini karıştırmayı bıraktığınız anda belki... O zaman sen de bizimle oyun oynamayacaksın. Asena Hanım'ın herkesten gizlediği oğlunun sen olduğunu biliyoruz. Asena'nın oğlu mu? Buket'cim, sinirlenmeye ve sertliğe hiç gerek yok. Sonuçta hepimiz medeni insanlarız, öyle değil mi? Kaldığın yeri araştırdım. 5 yıldızlı otelin bir suit dairesi. Editör maaşın bunlara yetiyor mu? Söyle! Aa,
Oğlum siz manyaksınız. İyi maşallah. Ama manyaklık konusunda benim çok merak ettiğim bir şey. Nevrotik bir şey ya. İç dünyaya dış dünya dengesi şaşıyor ya. Sizinki ne kadar şaşmış onu merak ediyorum. Bulaşıcı mı bir de? Gözlüğün elimizde. Daha fazla uzatma istersen. Bizi de uğraştırma. Bu kadar insan çalışıyor burada. Bu kadar zamandır. Hiç kimse hiçbir şey. Size helal olsun ya. Asena'nın sakladığı oğlu benim. Başardık. Ama hemen sevinmeyin. Neden mi? Çünkü bu sırrı bilen ya kör oluyor ya da kovuluyor. Çok, çok alemsiz ama gerçekten. Biliyorum. Alo. Şey, güvenlik mi? Evet, buradan işten çıkarılan iki tane arkadaş var arkadaşım. Gelip alabilir misin onları? Mersin. Tuna, sen ne saçmalıyorsun? Yani ben bu şirket için yıllarımı verdim. Yani benim bu şirketten başka hiçbir hayatım yok ki. Ama bizim hiçbir kötü niyetimiz yoktu ki Tuna yani. Yani Tuna Bey, hani diyorum ki sonuçta kira şaka değil mi? Çıkarken bilgisayarlara dokunmayın, zira onlar incelemeye alınacaklar. Benim söyleyeceğim başka bir şey yok. Hmm, biri güvenliği mi çağırdı? Onun yerine ben size çay veririm. Ver Gazi, ver. Ver bu hanımefendilere çayı da şekerli olsun. Zira tavşanlar kendilerine gelsinler. Şaha şaha şaha, hadi gidin tamam. Şaka yaptım. Oldu bir kere, yaptım. Tuna. Eşek Hanımcığım, benim bu... Şu an hiç yeri ve zamanı değil Kazım. Ya ama beni de bir sorgulasaydınız ya. Ya vallahi çok sorgulanmak istiyorum ya. İyi, ben bir kendimi sorgulatayım. Ne yapıyoruz biz? Doğru mu yapıyoruz ya? Bilmiyorum. Çok salakça belki de, yani belki ki alakaları da yok. Affedersin hayatım. Nasılsın? Bugün beni istemeye gidiyoruz. Hey! Ya inan bana, güvenmediğim için değil yani. Ya İrem Hanım, yemek siparişinin ödemesini siz yapacakmışsınız. Teoman Bey gönderdi. Kalsın. Sağ olun. İyi günler. Bir dakika bekler misin? Bir... Getirir misin şunu bana? Oha! Bu ne ya? Vallahi Teoman Bey öyle söyledi. Niye ben ödüyorum ki bunu? Merhaba. Ücretimi rica edecektim. Anlayamadım. Teoman Bey'in masajı. İrem Hanım'a gidin, o halleder dedi. Ne masajı? Dayı, taş masajı. Merhaba efendim. Teoman Bey'in istediği takım elbise. Ödemesi ne? Kardeşim teker teker gelin, bu ne ya? Buyurun. Kızım, niye zahmet ettin? Bizi yalnız bırakır mısın? Tura. Nasıl? Güzel takım değil mi? Oğlan tarafı şimdiden 30 puan önde. Aynen, bence de. Ama işte faturası bana geliyor. Yani yemeğiydi, masajıydı, takım elbisesiydi filan. Haklısın. Bu aralar biraz nakite sıkışığım. Şimdi söyle bakalım, bu takıma bu kravat mı yoksa kırmızı mı daha iyi gider?
gelin gözüyle? Kırmızı. Ama benim de maaşımın 1/3'ü böylece gider. Bu aralar biraz sıkışığım. Müstakbel gelinim bana yardımcı olur diye düşünmüştüm. Keşke bunu önce bana sorsaydınız Teoman Bey. Teoman Bey ne? Teoman baba diyeceksin. Hatta baba de yeter. Bu durumu kullanmıyorsunuz. Yani kullanmazsınız değil mi? Hangi durumu? Ha evet, şu küçük mesele. Deniz'in yerine geçmen gibi. Asıl adının İrem olması gibi. Oğlumu kandırıyor olman gibi. Haklısın. Bence de söylenmesi zor bir durum. Evet, zor. Gerçekten zor bir durum. Bakın, aramızda bir çeşit anlaşma var tamam ama bu şekilde değil. Yani bütün masrafınızı ben karşılayamam. Lütfen beni bir daha bu kadar zor durumda bırakmayın. Emin misin kızım? Evet. Eminim. Burası mı? Aha. Tuna'nın 2 saatlik hayat hikayesi turuna hoş geldiniz. Bir cümleye sığıyor ama içinden taşıyor insanı. Öyle. Dışarıdan gördüğümüz standart kamu binası. Ama içi... içi ağırdır. Alt dudağın titreyip gözün dolmaya başladığı zaman kendini tutma. Sal. Bırak gitsin. Şimdi... Üç, iki, bir. Dünyanın en klişe ama en gerçek anı Michael. Kim çikolata ister? Yardım ver. Hani çantam? Çocuklar, çocuklar yeter artık. Biraz rahat bırakın artık. Birazcık rahat bırakın artık. Oo, misafirin mi var Hayta? Azat oğlum. Dünyanın en çakal, en lazerli güvenlik sisteminden bile daha iyi. Haberi olmadan buraya karınca daha giremez. Merhaba, ben Deniz. Merhaba, hoş geldin kızım. Bu keratayı çocukluğundan beri tanırım. Ne zaman buraya gelse ortalığı dağıtır gider. Korkmamışsın. İlk defa birisini getiriyor yandama. Niye getirdin bu kızı Tuna? Sevgilin mi yoksa? Allah Esra'cığım bilmem. Kendisine sormak lazım Zira. Niye böyle yapıyorsun? Arkadaşız biz. Yalancı! 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 Gerçekten arkadaşız. Yani kanka. Kardo. Kings. Aynen. Kankubat. Evet, arkadaşız. Niye? Bilmem. Sevmiyor musun Tuna'yı? Yok. Seviyorum. Seviyorum da arkadaş gibi. Madem öyle sevgili olun o zaman. Hadi biz ince ince içeri doğru düşeceğiz. Buyurun. Yavaş, yavaş. Buyurun. Adana'nın merkezinde. Buyurun. Evet. Tuna'yla ben evleneceğim. Duydun mu? Tamam. Tamam. Gel buraya. Ya. Buraya, buraya. Sen mi yaptın bunları? Sen organize ettin değil mi? Benim duygularımla oynayamazsın tamam mı? Ben evlenmeyeceğim Tuna'yla tamam mı? Sen evlen.
Michael ne yapıyorsun? Çocuk da çocuk oluyorsun ya. Allah Allah ya. Yiğit. Evet. Hazır mısın bakalım? Geçmiş olsun oğlum. Bir şey mi oldu? Yok bir şey. Evet. Hazır mısın bakalım? Çikolata, çiçek. Dedim ki Yiğit kesin düşünmemiştir. İhsana düşür Teoman toparlı oğlunu. Kravatını gevşek bağlamışsın oğlum. Damat adamın kravatı sıkı olur. Tamam. Ben buraya baba oğulculuk oynamaya gelmedim. Seninle bir anlaşma yaptım. Bir işimiz var. Profesyonelce onu halledeceğiz, o kadar. Ama ben yine de belki aramızdaki buzları eritiriz diye. Bu işin belkisi yok Teoman Bey. İşimizi bitireceğiz ve gideceksin. Kızgınlığını anlayabiliyorum Yiğit. Ama benim de 50 yaşından sonra anladığım bir şey var. Hiçbir şey için kesin konuşmayacaksın. Öyle mi? Senin hiç annen öldü mü arabası takla atarak feci bir şekilde? Baba dediğim adam alkollü arabayı kullandı. Annemin ölmesine sebep oldu. Ya? Demek ki bu hayatta bazı şeyler için kesin konuşabiliyormuşuz Teoman Bey, değil mi? Mesela ben sana bir kesin örnek vereyim mi? Garanti. Biz seninle asla baba oğul olmayacağız. Duydun mu? Şimdi işimize bakalım. Yeni gelen çocukların hepsi ilk geceden ağlar. Ama ben ağlamadım. Neden? Çünkü onlar bilirler kimsenin gelip onları almayacağını. Ben kabul etmek istemedim. Öteledim. O yüzden annemin gelmediği her gece şuraya bir tane çentik attım bak. Sonra şuradan sona atmayı bıraktım. Ümidimi kaybettim. Mutluluk en karanlık zamanlarda bile vardır. Yeter ki ışığı açmayı unutma. Ne zaman yazdın? Buradan ayrılırken. 18 yaşında. İşte. O zamanlardan belliymiş bir yazarın doğduğu. Gölge olayı ne peki? Ben de tam ona geliyordum. Gel. Kafayı kat. Yıllar sonra çocuklarımızın gurbetini görmek de varmış. Evet, evet efendim. Hey gidi günler hey. Eskiden ama mahalle kültürü vardı. Ya değil mi? Yani hiçbir şey böyle sahte değildi, yalan dolan değildi. Yani bugünlerde her şey öyle de o yüzden öyle diyorum. Müdür. Uzatmadan mevzuya girsek artık. Evet Teoman amcacığım. Bu işler öyle apar topar olmaz Deniz'ciğim. Her şeyin bir usulü. Adabı var. Siz o işi bize bırakın. Deniz bir gün bize gelmişti. Deli gibi kedisini arıyordu. Sürekli ismini bağırıp duruyordu. Hatırlıyor musun Yiğit? Hatırlıyorum. Neydi o kedinin ismi? kedinin adı. Çok güzel soru. Ya ne tatlı, çok sevimli bir kediydi. Ya. Uzun bir ismi vardı. Ben bile hatırlıyorum. Allah Allah. Kendi koyduğun ismi mi unuttun kızım? Sinsirella. Efendim?
Sinsirella Deniz. Birlikte koymuştuk ya adını, hatırlamıyor musun? Çocukluk. Çocukluk. Bir gün de evden kaçıp bize gelmiştin. Onu hatırlıyor musun Deniz? Evet, hatırlıyorum. Hatırlıyorsun. Ne zaman kaçtın? Niye ben hatırlamıyorum? Evden kaçmadım değil mi? Kaçamak. Yani kaçamak diyorum. Sizin eve bir kaçamak yapmıştım. Evet, hatıralar karışıyor herhalde. Bu genç yaşta bile bak işte unutuyor insan. Ne yaptım? Ne yapmadım? Ben ne yapayım? Şu hikayeyi bağla artık. Bu arada çok güzel bir genç kız yetiştirmişsiniz. Duruşu, bakışı, oturuşu, kalkışı tam bir hanımefendi. Teşekkür ederiz efendim, teveccühünüz. Biz de zaten kızımızın her şeyiyle çok gurur duyuyoruz. Ama ben Deniz'i böyle daha oğlan çocuğu gibi hatırlıyorum. Böyle daha inatçı, bakışları falan daha ne istediğini bilen. Değişiyorlar işte. Sen benim şu gözlerime bak bakayım bir. Bak bak. Yok, senin küçükken gözlerin böyle değildi. Bal rengiydi. Bu konuşma nereye gidiyor baba? Çok uzadı değil mi? Ne olacak? Sonunda Deniz'in Deniz olmadığı mı çıkacak? Ha? Bana sorsalar, boyu da bu kadar uzamaz derdim. Kızım, yoksa sen Deniz'i kaçırıp onun yerine mi geçtin? Müstakbel gelinim kayınpeder hakkında şimdiden konuşmaya başlamış. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz ya? Beni niye köşeye kıstırıyorsunuz? Ben zor durumdayken gelinim bana sırt çevirirse ne olur Deniz? Hı? Ne olur? Üzülürüm. Ben üzülünce de ne söylediğimi bilmiyorum. Yaşlılık zor. Anlaşıldı, faturaları ben ödeyeceğim. Tamam. Ama siz de hiçbir şey yapmayacaksınız. Söz veriyor musunuz? Söz. Beni kırmayacağını biliyordum. Sen merak etme. Kahveleri yap, içeri gel. Şu isteme işini halledelim. Teşekkür ederim. Burası çocuk olmak için fazla karanlık değil mi? Bayağı bir mesaim var. Ne oldu? Çocuklar insan doğası gereği zaman zaman çok acımasız olabiliyorlar. Yetimhanede bunu ikiyle çarptı. Başta sadece sataştılar. Sonra karşılık verince tabii. Sonra? Sonra işte. Gelin beni buradan. Gece yarısı yatakhanede uyurken kaldırırlardı, gelip buraya kilitlerlerdi. Şikayet etsem ederdim. De. Adam iskoncuya çıkardı, onu da kendime yediremedim herhalde. Eminim. Bazen bir kapatırlardı geceden. Kapıyı tekrar açtıklarında tekrar gece olmuş. Gün görmemişiz onu ya. Şikayet etseydin keşke ya. İspiyoncu deselerdi, ne olacaktı ki? O çocuk burada nasıl kaldı? Nasıl dayandı buraya? Sabret biraz, bekleyin.
Aslında durum gözüktüğü kadar da kötü değildi. Yani... Şuradan gelen ışığı görüyor musun? Tanıştırayım. Gölge. Memnun oldum. Gölge'yle ilk defa tanışıyorum gerçek manada. Çok müşerref oldunuz herhal. Memnun oldum. Ya. Yani o senin anlayacağın Gölge kafasına göre takılıyor. Çok dertleşmişliğimiz var abiyle. Anladın mı? Ama o hiçbir şeyden korkmuyor, hiçbir şeyden şikayet etmiyor, mızmızlanmıyor, insanın canını sıkmıyor. İyi bir herif yani aslında. Bir tek kötü tarafı var. Biraz ketum. Ağzını bıçak açmıyor. Sen çok acayip bir adamsın ya. Sen de öylesin. Yani senin anlayacağın benim lakabım Gölge değil. Gölge benim derd ortağım. Ne diyorsun? Tedavisi var mı burada? Gerek yok. Evet Elif Hanım. Faruk Bey. Çocuklar aralarında konuşmuşlar, anlaşmışlar. Biz büyükleri olarak da üstümüze düşen görev belli. Efendim, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız Deniz'i oğlumuz Yiğit'e istiyoruz. Madem gençler aralarında konuşup karar vermişler... Bize de verdik gitti demek düşer. İnime hoş geldin. Ayakkabıyla mı gir? Gir gir. Yuh. Böyle bir yerde mi yaşıyorsun? Hı hı. Ana sanacak. Çeker mi bu beni? Çeker bence. Bir dene. Neden böyle bir yerde yaşıyorsun ki? Hava mı atıyorsun? Ne gerek var? Benim hiç evim olmadı ki. Yani köklenmek, ait olmak falan çok bildiğim şeyler değil. Yani bırakıp gidecekmiş gibi bir anda böyle. Eminim. Güzel. Güzel aslında ya. Aa. Tetris. Sever misin? Severim. Pazardan almıştım ben de. Şey, Atari var mı? Alabilir. Yeni kitabım. Seviyor, sevmiyor. Ne ki bu? Polisiye mi, gerilim mi, nedir? Yani neyle alakalı? Senle. Nasıl gidiyor? İyi. İyi makine yani. İşlemcisi falan sağlam yani. Şey değil. Boş değil. Okumamı ister misin? İstemiyorum.
dersen inanır mısın? İnanır mıyım ki? Bilmem ki. Ve sisler içinde o kız çıktı karşıma. Onu gördüğüm anda biliyordum. Bendeki eksik bir şeyleri tamamladığı için değil. Bununla birlikteyken kendimden daha güzel, daha eğlenceli biri haline geldiğim için onu seveceğim. Çok seveceğimi biliyordum. Michael! Dursana bir dakika. Tamam. Anlıyorum. Duygusal olarak sana biraz ağır geldi. Gitmesen olmaz mı? Gitmem lazım. Kal. Kalamam. Bir şey söyleyeceğim. Hiçbir şey olduğu gibi olmasa. Ve sen bu gece burada kalsan yanımda. Sadece yanımda durarak. Ve ben temin etsem seni bir daha asla bu şekilde benim tarafından bir rahatsızlık hissetmeyeceğine dair. Kalır mısın? Sosumuz hazır. Ne sosu bu? Fransız sosu. Ananaslı ve peynirli. Mükemmel bir sos. Bayılacaksın. Madem bu kadar güzel yemek yapıyorsun, evlenince de yemekleri sen mi yaparsın? Oo Deniz Hanım, siz şimdiden bütün işleri bana yıkmaya başladınız bile. Güzel, güzel. Her şey hazır. Kutlamaya hazır mısın? Çok hazırım. Deniz Aslan. Komşumuzun kızı. Sınıf arkadaşım. Çocukluk kahramanım. Benim her şeyim. Ama her şeyden önemlisi ilk ve tek aşkım. Seni her zaman seveceğim. Seni her zaman seveceğim. Yüzün gülüyor. Babam yüzünden gülmüyordu. Yani o kadar gergindim ki istemediyken münasebetsiz bir şey söyleyecek, bir hata yapacak diye diken üstündeydim, rahatladım. Tuna'yla kavganızda bu gerilim yüzünden miydi? Tuna, Muna, saçma sapan paranoyalar, hayaller, bunların hepsi bitti gitti. Kendimi şu an kuş gibi hafif hissediyorum. Hayaller derken? Kendime geldim diyorum yani. Her şeyi yoluna koydum. Bir şey hariç. Deniz. Deniz? Sence de bir özür hak etmiyor mu? Hak ediyor, doğru. Haklısın. En kısa zamanda özür dileyeceğim, merak etme. Yarın yap, olur mu? Emri baki yap. Yaparım. Neredeyim ben ya?
Tuna'nın eni. Manzara güzelmiş gündüz. Bir dahaki geldiğimde oyun oynayalım Atari. Atari çalışıyor mu ki hala ya? Tuvalette misin sen? Niye cevap vermiyorsun? Bak benden önce kimse tuvalete giremez, anladın mı? Benden önce tuvalete gelen insanı ben mahvederim. Duydun mu beni? Neredesin? Nasıl ya? Gerekli işlemleri yapıyorum. Pardon, Tuna Ertürk'ü gördünüz mü acaba? Maalesef Tuna Bey az önce check-out yapıp ayrıldı. Nasıl yani, tamam mı gitti? Hayır, görmedim. Nasıl görmüyorsunuz ya? Dur, yürü. Hoppa! Tuna. Tuna. Tuna yok mu? Az önce eşyalarını toplayıp gitti. Ücretsiz izne mi çıkıyormuş? Ne öyle bir şeyler söyledi. Nasıl giriyor ya? Kimseye haber vermeden nereye gidebilir ki? Tamam, panik yapma. Otoparka indi. Koşarsan yetişirsin. Tamam, koşacağım o zaman. Yiğit Bey, parti süslemelerinden Deniz sorumlu dedi. Arabası gereken bir sürü insanlar varmış. Benim de var, benim de gitmem. Hop. Tekrar azar işitmek istiyorsan sen bilirsin. Ama bunu da Yiğit Bey'e sen söylersin. Bir şey söyleyeceğim, parti başka yerde. Ben niye bu balonları burada şişiriyorum? Sorgulama Deniz. Dediğimi yapacaksın. Çünkü parti hazırlıkları burada olacak. Hadi canım. Tuna'ya gelince koşmakla onu durdurabileceğini hiç sanmıyorum. Sen gittiği yerde bulursun onu. Bulur muyum? Neşe Hanım, pompa yok mu? Hı? Yok mu? Ben nasıl şişireyim bu kadar balonu? Benim ciğerim sönmez mi? Ben insan değil miyim yani? Son derece güçlü bir nefesim var Deniz. Gerçekten ciğerim söndü burada ya. Öyle hemen pes etmek yok. Ama herkesi sıkıştırdık. Mutlaka içlerinden biri yalan söylüyor. Hayır. Sadece aklımıza ilk gelenleri sıkıştırdık. O zaman sırada aklımıza gelmeyenler var. Aynen. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hadi. Neşe Hanım, şu buton ne işe yarıyor? Sakın ona basma Deniz. O partinin sonundaki sürpriz. Ne oluyor ki basınca? Adı üstünde sürpriz. İkimizin fikri. The Ortax. Hadi sana kolay gelsin. Ha bu arada butonu ve kabloları toparlarsan çok iyi olur çıkmadan. Tabii tabii. Ya ne olur dikkat edin, ciğerim söndü ya. Ne olur Neşe Hanım patlatmayın. Bu ne? Hüzün. Hüzün ne demektir biliyor musun? Dolu getirdiğim bardağı aynen böyle hiç ellenmeden geri dolu almak. Onun da bir canı var ya. İstiyor ki insan onu bir sarsın, sarmalasın, arada bir içsin. Sen bunu bir düşün. Gözlüğüm.
Sevgili Michael, gidişim ani oldu, farkındayım. Sana bir şey söylemedim. Ama seninle konuşsaydım gidemezdim. Başka çarem yoktu. Bir süre buralardan uzak kalacağım. İyi de niye diye sorduğunu duyar gibiyim. Makineyi resetlemeye ihtiyacım var. Zira artık makine beni kasıyor. Bir aç kapa yaparsam belki kendime geleceğim. Ha, bir de kendimi aşk için yalvaran bir adam olarak görmekten hoşlanmadığımı fark ettim. Bu oyunda ikiden fazla insan var. Ve ben tüm bu olan biteni algılayıp idrak edebilecek kadar zeki değilim. Bir insanın asıl meselesi amaçsızlık değilmiş. Çok amacının olmasıymış. Sadeleşmem gerekiyor. Hayatla ilgili isteklerimi azaltmam lazım. Ve işler karıştıysa bir gezginin tek bir çözümü vardır. Gitmek. Yardım edeyim mi? İnsanlar hata yaparlar ve sık sık da pişman olurlar. Hiçbir zaman mutlu olmayacaklarını bildikleri halde hayal kurmaktan vazgeçmezler. Tamam arkadaşım, tamam dedik. Arama ikide bir. Borcun borç. Oğlumla konuştum. Ödeyeceğim borcumu. Bak, beni tehdit etme. Sakın ha, sakın ha! Kurtulmak için asıldıkları ipin boyunlarına bağlı olduğunu bilmezler. İşte bu kadar. Bitti. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Her zaman böyle güler yüzlü olduğun için. Bir de geçen gün sana çok kötü davrandım. Özür dilerim. Sorun değil. Sorun. Babamdı. Kız isteme gerginliğiydi falan derken çok yükseldim. Ama şimdi iyiyim. Sevindim. Sevindim. Evet. Peki beni affedebilecek misin? Çünkü sen benim için çok önemlisin Deniz. Yani ben seninle çok şey paylaştım. Çok değerlisin. Seni kaybetmek istemem. Barıştık mı? Barıştık. O zaman eve gideyim ben. Git o zaman. Hı. Ben de işe gideyim. Yani odaya. Gelir, büyür bir sebepsiz fırtına. Kardeşidir umut aşkın kalan. Elinde avucunda fırtınalardan. Kurtar beni yar, batırma gemilerimi. Umutlar aşkın teknesi yar, umutlarım tükendi ay ay ay. Sensiz olmuyor, yerine konmuyor. Senin eli senin gibi dokunmuyor. Karlara inat, yürürüm yollarına, adını camlar.
Gece sessizdir. Ve artık kalbi engelleyecek hiçbir şey kalmamıştır. Gece gibi bir yere gideceğim. Kendimden başka kimse olmayacak. Ve bütün soruların cevaplarını bulmadan dönmeyeceğim. Michael. Gün biter, sesler azalır. Geriye sadece yalnızlık kalır. Gerilir, büyür ah. Bir sebepsiz fırtına. Kardeşidir umut aşkın kalan. Elinde, avucunda. Fırtınalardan kurtar beni yar. Batırma gemilerimi. Umutlar aşkın teknesi yar. Umutlarım tükendi ay ay ay. Sensiz olmuyor, yerine konmuyor. Kimsenin eli senin gibi dokunmuyor. Karlara inat yürürüm yollarına. Adını camlara yazdım okunmuyor. Sensiz olmuyor, yerine konmuyor. Kimsenin eli senin gibi dokunmuyor.